Merhaba, ben Sozda. Merhaba, ben Buket. Türkiye 7 bölgeden oluşuyor. Merhaba, isminiz nedir? Hakan Aktaş. Peki nerelisiniz? Vanlıyım. Şehriniz neyle meşhur? Van kalemiz var, Van gölümüz var, çok güzel Van kedilerimiz var. Onlarla meşhuruz, onlarla tanınırız genellikle. Peki şehrinize bize birkaç cümleyle anlatabilir misiniz? Şehrimiz çok büyük bir şehirdir. Nüfus olarak da yoğun bir şehrimizdir. Ve maddi imkanları da gayet uygundur. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Merhaba, isminiz? Merhaba, Enes Çiftçi. Nerelisiniz? Erzurum. Şehriniz neyle meşhur? Şehrimiz tarihi yapıtlarıyla ve yemekleriyle meşhur. Birkaç örnek vereyim. Çifte Minareli Medrese var, Lala Paşa Camii, Atatürk Evi, Üç Gümbetler, eski Erzurum evleri var. Bunun yanında kış turizmiyle meşhur Palandöken'imiz var. Kışları yoğun ilgi görmektedir. Yemek olarak da cağ kebabımız meşhur. Peki şehrinizi bize birkaç cümleyle anlatabilir misiniz? Şehrimiz Doğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Turist çekmektedir. Gelişmekte olan bir şehir. Kışları çok soğuktur. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba. İsminiz? Merhaba. Adım Elif. Nerelisiniz? Karslıyım. Şehriniz neyle meşhur? Şehrimiz süt ürünleriyle meşhurdur. Kaşarımız çok meşhurdur. Aynı şekilde kazımız da çok meşhurdur. Şehrinizi bize birkaç cümleyle anlatabilir misiniz Elif Hanım? Şehrimiz Doğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Aynı şekilde turistik açısından çok gelişmektedir. Şöyle birkaç bilgi vereyim. Ani harabelerimiz var, yine kalemiz var, çok meşhurdur. Bunun dışında yine soğuk bir şehrimizdir. Bu şekilde. Teşekkürler. Rica ederim. Merhaba, isminiz? Merhaba, Sedat Kurtuluş. Nerelisiniz? Adıyamanlıyım. Adıyaman ne ile meşhur? Adıyaman yöresel yemeklerinden işte Arap tavası var, teneke var. Özellikle etli çiğ köftemiz çok meşhurdur. Tarihi eserlere gelirsek 7 harikadan bir tanesi olan Nemrut Dağımız var. Karakuş Tümülüsü var. Komagene Krallığı'nın yaşadığı bölgedir kendisi. Adıyaman kalemiz vardır. Peki şehrinizi bize birkaç kelimeyle anlatabilir misiniz? Adıyaman işte adından da geldiği gibi yaman bir şehirdir. İnsanları merttir. Küçük ve güzel bir şehirdir. Yaşanılması gerçekten kolay bir şehirdir. Küçük olduğundan dolayı hemen hemen herkes birbirini neredeyse tanır. O yüzden dışarıdan gelenler de fazla bir yabancılık çekmemektedir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba, isminiz? Merhaba, adım Mahmut, soyadım Gezi. Nerelisiniz? Şanlıurfalıyım. Peki Şanlıurfa ne ile meşhur? Şanlıurfa Balıklı Gölü ile dünyanın ilk üniversitesinin kurulduğu şehir olarak meşhur. Bunun yanında birçok tarihi yerleri var. Sadece şunları söylesek yeterli. Peki şehrinizi bize birkaç kelimeyle tanıtır mısınız? Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan bir şehrimiz. Yazın sıcak olur. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba, isminiz? Zehra. Nerelisiniz? Diyarbakırlıyım. Diyarbakır ne ile meşhur? Diyarbakır tarihi açıdan Ongözlü Köprüsü, surları, Malabadi Köprüsü ile gezilip görülecek yerler. Yiyecekler açısından ise kibe mumbar dediğimiz sakatattan yapılan bir yiyecekle meşhur. Zaten karpuzumuz dünyaca ünlü. Daha ne diyeyim? Tamam. Peki Diyarbakır'ı bize birkaç kelimeyle anlatır mısınız? Diyarbakır kurak bir iklime sahip, sıcak bir şehir ve sıcak insanlara sahip. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba, isminiz? Merhaba, Cansever. Nerelisiniz? Gaziantep'liyim. Gaziantep ne ile meşhur? Öncelikle baklava ve fıstıkla çok meşhur olduğumuz biliniyor. Aynı zamanda tarih açısından çok kültür, zengin birimiz. Dünyanın ikinci büyük hayvanat bahçesi bulunmaktadır. Bana gezecek açısından çok tarihi, zengin birimiz bulunmakta. Peki şehrinizi bize birkaç kelimeyle anlatır mısınız? Şehrimiz yani Antep. Gastronomi şehri olan bir şehir. Yemek kültürümüzde zenginiz. Tarih açısından da büyük zenginliğimiz var. Yani gezilip görülmesi gereken illerden biri olarak görüyorum. Güneydoğu'nun en zengin şehirlerinden birisidir. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Merhaba, isminiz? Haşim. Nerelisiniz? Trabzon. Haşim Bey, şehriniz neyle ünlü?
Şehrimiz kültürel açıdan ve tarihi açıdan son derece donanımlı bir şehirdir. Sümele Manastırı olsun, Atatürk Köşkü olsun, gemi turizmleri falan olsun, son derece gelişmiş bir şehirdir. Peki şehrinizi bize birkaç cümleyle anlatabilir misiniz? Şehrim mavi ile yeşilin, modern hayat ile tarihin birleştiği bir şehirdir. Herkese gelmesini istiyorum. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum Haşim Bey. Rica. Merhaba, isminiz? Ali Çetinkaya. Ali Bey, nerelisiniz? Rize. Şehriniz neyle meşhur? Çay, Zil Kalesi, Palavi Şelalesi, fındığıyla meşhur. Peki şehrinizi bize birkaç cümleyle anlatabilir misiniz? Tabii. İnanılmaz bir doğası var. Aynı zamanda biraz sadece insanları biraz agresif. Ve Karadeniz bölgesinin en güzel şehri. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Rica ederim. Merhaba, isminiz? Hatice. Hatice Hanım, nerelisiniz? Nevşehir. Şehriniz neyle meşhur? Peribacalarıyla meşhur. Peki şehrinizi bize birkaç cümleyle anlatabilir misiniz? Anlatayım. Çok fazla turist çeken bir bölge. Hem Türkiye içerisinde olsun hem yurt dışından olsun çok fazla turist çeken bir bölge. Balonlarıyla olsun, yeraltı şehirleriyle olsun, açık hava müzeleriyle olsun zaten UNESCO tarafından korunan bir bölge olduğu için bu açıdan çok gelişmiş ve turist çeken bir yer. Çok teşekkür ediyorum Hatice Hanım. Rica ederim. Merhaba, isminiz? Merve. Merve Hanım, nerelisiniz? Aslen Ankaralıyım. Şehriniz neyle meşhur? Anıtkabir ile meşhur. Aynı zamanda Türkiye'mizin başkenti. TBMM'nin tabii olduğu yer. Kedileri vardır. Çok tatlı Ankara kedileri. Herkes bilir. Peki şehrinizi bize birkaç cümleyle anlatır mısınız? Tabii anlatayım. Kışı çok sert olur. Soğuk olur. Kuru bir soğuktur. Denizi yok. Maalesef Ankara'mızda deniz yok. Tek eksiğimiz. İnsanları cana yakındır. Yani zaten çok fazla turist, yerli turist aldığı için sıcak davranırlar, karşılarlar. Böyle, bu kadar. Çok teşekkür ediyorum Merve Hanım. Merhaba, isminiz? İsmim Utku Akgedik. Utku Bey, nerelisiniz? Mersinliyim. Mersin neyle meşhur? Mersin genel olarak aslında yemek kültürüyle meşhur. Tantunisi meşhur, Türkiye tarafından biliniyor. Kerebici meşhur ve daha çok turunçgilleri meşhur. Limon, portakal, mandalina gibi. Peki bize Mersin'i birkaç cümleyle anlatır mısınız? Tabii. Mersin insanlar sıcakkanlıdır. Deniz kenarında olduğu için bunun şeyini gayet görebiliyoruz. Ve turizm sektörü bayağı gelişmiştir. Denizleri gayet iyi, sıcaktır. Onun dışında ucuz bir şehirde, büyük şehir olmasına rağmen hani gezilip görülecek doğa güzellikleri de yeterince vardır. Deniz kenarında genelde doğa güzellikleri oluyor denizden dolayı. Öyle diyelim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. İsminiz? Berfin. Berfin Hanım, nerelisiniz? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş neyle meşhur? Dondurma, tarhana, pul biber, kelle paça çorbası, onlarla meşhur. Peki bulunduğunuz şehri bize birkaç cümleyle anlatır mısınız? Kahramanmaraş Akdeniz ikliminde yer alıyor. Ben Erbistanlıyım. Orası daha çok soğuk iklimdedir. İnsanlara biraz sert olur. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. İsminiz? Hamdi Kuzey Tosun. Hamdi Bey, nerelisiniz? İzmirliyim. İzmir neyle meşhur? İzmir bombasıyla meşhur tatlı olarak. Turistik bir şehir, turizmi gelişmiş bir şehir. Akdeniz iklimine sahip. Mimari yapılanması çok güzel bir şehrimiz. Bunun dışında güzel bir şehir. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Peki bize İzmir'i birkaç cümleyle anlatır mısınız? Ege bölgesinde yer alır. Turistik bir şehirdir. Turizm açısından görülmesi gereken en güzel şehirlerimizden biridir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Merhabalar. İsminiz? Ayşe. Ayşe Hanım, nerelisiniz? Muğla. Muğla neyle meşhur? Muğla plajıyla, sahilleriyle, Köyceğiz, Fethiye, Bodrum gibi tatil beldeleriyle meşhurdur. Yani turistler açısından önemli bir yerdir ülkemiz açısından. Peki bize Muğla'yı birkaç cümleyle anlatır mısınız? Tabii ki, Ege bölgesinde yer alır. Az önce bahsettiğim gibi turistik açısından güzel beldeleri, sahilleri ve plajları vardır. İnsanları sıcakkanlıdır. Yani genel olarak da sıcak bir iklime sahiptir zaten. Bu kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. İsminiz? Gülay. Gülay Hanım, nerelisiniz? İstanbulluyum. İstanbul neyiyle meşhur? İstanbul turistik mekanlarıyla, tarihi mekanlarıyla meşhur. Örneğin Galata Kulesi, İstanbul Boğazı, Süleymaniye Camii, Dolmabahçe Sarayı, Kız Kulesi. Peki İstanbul'u bize birkaç cümleyle anlatır mısınız? İstanbul Türkiye'nin
Marmara bölgesinde bulunuyor ve en kalabalık şehirlerinden biri, hatta en kalabalık şehri diyebilirim. Her yıl çok fazla turist çekiyor. Hem Türkiye'nin dört bir yanından hem de dünyanın dört bir yanından insanlar geliyor. Tarihte de İstanbul fethini biliyorsunuz zaten. Onun dışında ya herkesin gelip görmesini isteyebileceğim bir şehir. Çok teşekkürler Gülay Hanım. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. İsminiz? Zehra. Zehra Hanım nerelisiniz? Çanakkale. Çanakkale neyiyle meşhur? Çanakkale yemek olarak börülce köftesi ve çırpması ile meşhur bir şehirdir. Tarihi değer olarak da Truva Atı, Çanakkale Boğazı ve şehitliğiyle meşhur bir şehirdir. Peki Çanakkale'yi bize birkaç cümleyle anlatabilir misiniz? Çanakkale yaşam kalitesi olarak yüksek bir şehir. Öğrenci dostu bir şehirdir. Ve her yıl 18 Mart'ta şehitliği kutladığımız bir şehir. Bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum Zehra Hanım. Teşekkür ederim, sağ olun.